TV, televizyon yazdık. Hem yukarıdan İHA'lardan bakılırsa görülsün, hem önden görülsün. CNN Türk logoları kartlarımız var. Hemen arabanın her tarafında, arka tarafında da var. Pres yazısı da var. Pres yazısı da var burada ama ona rağmen ateş edildi. Ne oldu? Lastiklerimiz oradaki ateşten dolayı değil, gelen mermilerden dolayı değil ama oradaki şarapnellerden dolayı biz kaçmaya panik olunca, çünkü ateş ediliyor. O yüzden araçlarımızın lastikleri patladı. Biz o korkuyla, o panikle gaza bastık ve bu lastiğin üstünde, bu jantın üstünde yaklaşık 15-20 kilometre gittik. Merhaba. Merhabalar, selamlar abi, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Samet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Şu an arabada mısınız Samet? Şu an arabadayız, evet. Çünkü biz Kiev'den Lviv'e geldik. Lviv'e geldik çünkü artık Kiev güvenli değil dediler. Bunu başkonsolosluk söyledi, yani büyükelçilik söyledi. Telefon koyuyorum buraya. Tamam abi, lütfen. Büyükelçilik söyleyince biz Lviv'e doğru geldik. İki ekibiz normalde CNN Türk olarak burada Ukrayna'da. Ama ardından şimdi baktık ki birkaç farklı kanallardan arkadaşlar orada kalmışlar. Malum tabii ki durumu da gözlemledik. Hani ne durumda? Rusya'nın girmesini bekliyorduk çünkü. Rusya'da girmeyince Kiev'e durumun şu an daha sağlıklı, daha müsait olduğunu görünce şöyle bir karar aldık biz de. Mücahit Topçu var. Birçoğunuz günlerdir CNN Türk ekranlarında izliyor kendisini. O da şöyle dedi. Ben orada başladım. Orada devam edebilirim güvenliyse dedi. Ve şimdi Mücahit'i biz tren garındayız. Kiev'e yollayacağız tekrar Lviv'den. Oraya gidecek o da. Yani ateş altında tekrar o dönecek. Biz de buradakileri takip edeceğiz ama her yer ateş attı şu an. Ukrayna'da onu söyleyebilirim. Ne yazık ki 4 gün önce duymuş musunuzdur, talihsiz bir şeyle yaşadık. Evet. Ben birebir takip ediyorum Samet seni. Zaten bu akşam da CNN'i izliyordum. Bağlantıda kesik aksilikler yaşıyoruz ama. Geliyor mu size? Samet, sesin çok az geliyor şu anda. Sanırım internetle ilgili bir problem var. Evet. Şu an daha iyi gibi. Sanırım oradan yoğun bir katılım da var ve dolayısıyla da internet yavaş. Evet, şimdi galiba daha iyi herhalde. Şimdi daha iyi Samet. Aynen. Samet, şu anda Mücahit'i mi Kiev'e gönderiyorsunuz? Diğer evet. Arkadaş, ekip arkadaşınız. Görüşürüz Mücahit. Kendine iyi bak. Bakabilir miyiz Mücahit'e? Şimdi gönderdik, o da biraz acele ediyorlar. Ya Samet, bir şey soracağım. Nasıl bir duygu? Şimdi siz Kiev'den geldiniz. Oraya Rusya girecek diye. Şimdi Mücahit'in psikolojisi nasıl ya? Ben onu çok merak ettim şimdi. Ya yani şimdi şöyle. Aslında insan kendi gidince daha rahat oluyormuş, onu fark ettim. Çünkü Mücahit ilk günden beri burada, endişeliydik. Ben gelirken bizim kanaldan, ailemden, sevdiklerimiz daha çok endişelendiler ama bir haberci olarak sen geldiğin zaman çok endişelenmiyorsun. Çünkü bir tarihi ana tanıklık edeceksin. Yani bir haberci için keşke olmasa, hani altını çizmem lazım. Keşke hiç olmasa, biz hiç gelmesek, hiç buna şahit olmasak ama evet. Bir haberci olarak burada olup buna şahit olmak gerçekten büyük bir şans. Çünkü büyük bir ayrıcalık. Hani gerçekten öyle. Bilmiyorum, her şeyi paylaşıyor musun abi bizim nasıl? Evet evet, yok onlardan hiç bahsetmedim Samet. Paylaşabiliriz ya. Bu arada haberci yine internette işte. Sorun var. Sesim geliyor. Aynen. Mu bilmiyorum. Şimdi sanki sesin geliyor, görüntün bana dondu Samet. Aynen, burada da bende de sen donmuş görünüyorsun. Evet, maalesef yayında sıkıntı var çünkü Lviv'de internet bağlantısı muhtemelen sıkıntılı. Yoğun bir şekilde görüşmeler oluyor. Samet de şu an dondu.
acaba nasıl önüne geçebiliriz? Tekrar mı bağlantı kursam diyeceğim ama. Şu an bir şey söyleyeceğim. Yayındaki arkadaşlar, Samet düştü maalesef yayından. Diğer arkadaşlar izleyebiliyorlar mı? Birisi bir şey yazabilir mi aşağıya? Sanırım geldi, birkaç yazı geldi. Bu arada arkadaşlar, Samet'e şu anda orada merak ettiğiniz durumları sorabilirsiniz. Yani orasını zaten izliyoruz ama Samet'in özel olarak sormak istediğiniz şeyler varsa bu canlı yayını onun için gerçekleştiriyorum. Yani bizim CNN'den izlediğimiz ya da diğer ulusal kanallardan izlediğimiz görüntülerin haricinde özel olarak bu arada Samet'e tekrar bir istek gönderdim ama geri çevirdi. Tamam, şimdi sorun yok herhalde. Evet, görüntü kesik arkadaşlar maalesef ama böyle olduğu kadar bağlantı kurmaya çalışacağız. Samet, tekrar hoş geldin. Tekrar merhaba, kusura bakmayın. Burada bazen böyle olabiliyor. Birkaç tane modemimiz var aslında. Hem telefonlarımızda hem modemlerimizde hatlarımız var ki kopmaması için, ama bazen de öyle olabiliyor. Biz şu an tren garının oradayız. Burası oldukça kalabalık çünkü bütün Ukrayna'da problem yaşayan noktalarda, yani Kiev'de, Mariupol'da, diğer noktalarda insanlar buraya geliyorlar. Çünkü buradan Polonya'ya geçiyorlar. O yüzden kalabalık. Sen sorularla devam ediyordun. İstersen öyle yapayım abi. Çünkü ben bırakırsam çok anlatırım. Çünkü inanılmaz, evet, bir Samet, noktadayız. Samet, seni keyifle dinliyoruz ama inanılmaz bir noktadayız bence. Evet, seni keyifle izliyoruz. Yani yaşadıklarını çok güzel anlatıyorsun. Ben birebir takipteyim. Gittiğin ilk günden beri. Yalnız o bir talihsiz olay yaşadın. Aslında ben orayı çok merak ediyorum. Bir resmen ateş attığın içinde kaldınız. Lastikleriniz patladı. Mermiler size geldi. O anda yaşadıklarını anlatabilir misin? Zaten CNN Türk'te de izledik ama daha özel ne hissettin? Televizyonda anlatamadığın, kanalda söyleyemediğin bir şeyler var mı? Onu ben merak ediyorum. Çok korktum. Yani direkt söyleyeyim, çok 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 korktum. Bir an algılayamıyorsun. Bunu hani abi rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü gidiyorsun, askerlere haber vermişsin. Seni askerler yönlendiriyor. Dolayısıyla evet, çok şeysin, rahatsın yani. Çünkü güvenli bir koridordan gidiyorsun savaş ortamında. Fakat bir anda ateş açılıyor. Tabii şaşırıyorsun. Önce ateş açılıyor, şey bekliyorsun. Böyle karşılıklı bir ateş. Hani bir çatışma. Bir bakıyorsun, yani o sırada saklanıyor musunuz arabanın içine? Sana doğru. Yani o sırada arabanın içine saklandınız mı? Ne yaptınız? Ben de donuyorum acaba, sen de donuyorsun abi. İkimizden biri olabilir. Arabanın içinde saklanıyor musun dedin galiba. Evet, aynen. Şöyle söyleyeyim, şu an bir C segment bir arabanın içindeyiz. Ben 2 metreyim. Dolayısıyla evet, benim bu arabada saklanmam zor gibi düşünmeyin. Yani o kurşun geldiği anda ben burada, yani şu araya girerek saklandım, öyle söyleyeyim. Zaten minferiniz var başınızda. Çelik yeleğiniz var üstünüzde. Çok ağır mı o minfer? Minfer ağır mı peki? Minfer ağır ama asıl çelik yelek çok ağır. Yani çelik yelek gerçekten ağır. Hareketinizi kısıtlıyor, her şeyinizi kısıtlıyor. Buraya saklanmaya çalıştık. Emre abi, Caner Emre Kınacı da benimle birlikteydi. O bayağı arabadan çıkıp arkaya geçti. O panikle. Ama ben daha çok şok oldum açıkçası. Yani çok korktum. Bir anda şunu düşünüyorsunuz. Acaba yani burada ölürsem ne olacak? Yani ölmeyi geçiyorsunuz. Evet, nasıl bir psikoloji, evet, bilmiyorum. Hani ben burada ölürsem acaba hani cesedim eve nasıl gidecek, onu düşünüyorsunuz. Ailem, evet, ne düşünecek, arkadaşlarım ne düşünecek, nasıl bir şey olacak? Bir anda o psikolojiye giriyorsunuz. Kurtulmak için ya Samet, burada zaten İnanılmaz. Biz izlerken bile sanki bir film gibi, kabus gibi, böyle bir gerçekten kabusun içinde izliyoruz sizi. Hele hele senin orada olup onları yaşaman, açıkçası biraz da o hislerini çok merak ettiğim için böyle bir ricada bulundum. Sen de kırmadın, çok teşekkür ederim. Yani peki oraya gitmeye nasıl karar verdin? Bunu CNN Türk mü karar veriyor, Samet gidecek diye? Yoksa siz gönüllü, ben giderim mi diyorsunuz? Orayı da açıkçası merak ediyorum.
Şöyle hani sağ olsunlar benim müdürlerim yönlendirdi. Hani Samet, Mücahit zaten buradaydı. Dedi Samet hani sen de gider git. Ya, hani Samet sen de git diye. Ben zaten uçarak koşarak evet dedim. Gerçekten yani herhangi birimiz koşarak evet derdi. Yani muhabirlik de biraz bunu gerektiriyor. Çünkü herkesin yaptığından biraz farklı bir noktada. Bu tarih. Ya bu tarihe tanıklık evet. edeceksin. Kesinlikle. Korku var mı? Var. Çünkü şöyle var. Suriye olsa ya da başka bir yer olsa bu kadar korkmam aslında. Fakat Rus ve Ukraynalı askerler olunca yani daha önce burada Donbas bölgesinde çalışan arkadaşlarım var. Emrah var. Biraz önce gördüm aşağıda. O da katılmıştı galiba. Donbas bölgesinde çektiği şeyleri, zorlukları biliyorum. ATV'de beraber çalışmıştık. Hani o yüzden buraya gelirken biraz korku vardı. Korkmamak zaten çok ya korkmuyorum diyen yalan söyler. Tabii belli prosedürlere uyarak yani koşarak geldim. Yani buradaki şeyi savaş nedir? Hepimiz okuyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz, haberlerde izliyoruz ama savaşı buraya geldiğinizde anlıyorsunuz. Herkesin elinde uzun namlulu tüfekle gezdiğinde anlıyorsunuz. Halk silahlı mı Samet? Orada Kiev'deyken silahlı. Halk silahlı mıydı? Herkes silahlı, de değil mi? Silah var. Şöyle bir şey anlatayım. Kiev'den Lviv'e dönüyorduk dün akşam. Biz 5 kişilik bir konvoyduk, basın konvoyu. Bir ekiplerden birinin 2 lastiği patladı. Birini değiştirdik, diğerini değiştiremiyoruz. Çünkü yok ikinci bir yedek lastik. Bu arada herkes Allah yardımcınız olsun diye yazıyor. Çok teşekkür ediyorum herkese tek tek. Evet, sağ olsun. Benzinciye gittik. Yani benzinciler kapalı. Sokağa çıkma yasağı var. Sadece biliyorsunuz köpükler vardır. Lastiğe sıkarsınız ve götürür bir 100 kilometre. Ben işe yarıyor mu diye çok merak ediyordum hep onların. Biz de deneyecektik. Daha hiç denemedim. Ama şöyle gittiğimizde bizi direkt silahla karşıladı içerideki nöbetçi. Elinde silah vardı. Davay davay. Davay no 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 no. Davay davay. Sadece bunu diyor. Dinlemiyor. Davay geri çekil mi demek? Git mi demek? Hadi davay. Hadi demek. Hadi. Hadi demek. No no deyip davay diyerek hareket ediyordu. Yani burada herkeste silah var. Bir anda bir şehrin, Kiev gibi bir şehrin, Lviv gibi bir şehrin, Ukrayna gibi bir ülkenin bir anda yani savaşa dönüştüğünü düşünün. Bir anda her yerde herkes silahlı, çatışma sesleri geliyor, bomba sesleri geliyor. Evet, yani evet. Şöyle düşünün, İstanbul'dasınız, bomba seslerine uyanıyorsunuz, her yerde herkeste silah var. Ya korkunç, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Asker ne derse o. Samet, sana kapalı gıda bulamıyorsun. Sana anlattım şeyden programdan önce. Söyledim ya, ben de Ukrayna'da Lviv'de kaldım bir süre. Benim, bak sana göstereyim burada, kütüphane kartım var. Benim için çok duygusal bir şey. Ben orada kütüphanede ders çalıştım abi. Anladın mı? Yani o Vasili Stefanki, Stefan Kütüphanesi'nde ders çalıştım. Yaklaşık 2-3 hafta boyunca o kütüphaneye hemen hemen her gün gittim. Ivan Franko Parkı var hatta, büyük bir park Lviv'de. Evet. Şu an yani otelimizi sizi izlerken... Sizin otelinizin mi yanı? Çok güzel bir park, büyük. Hatta benim YouTube kanalımdaki ilk programlarımın 2-3 tanesi de orada çektim ben. Yani o parkı aldım fon olarak kendime. Oturuyordum orada. Programlarımı çekiyordum. Yani benim için yani daha önce gittiğim ve yaşadığım bir yer olduğu için kabus gibi. Sen de zaten diyorsun İstanbul'a bir anda bomba düştüğünü düşün ne olur diye. Yani böyle bir his olamaz. Böyle bir ya nasıl bir şeye düştük biz? Peki oradaki insanların fikri ne Samet? Yani yerli halk ne diyorlar? Yani bekliyorlar mıydı böyle bir şey ya da şoktalar mı acaba? Şöyle işte beni en çok şaşırtan şey oydu. Yani biraz önce dedim ya İstanbul'da savaş çıksa ne olur diye. Savaş çıktığını düşünün. Bir gün sonra kadın ya da erkek kimle konuşursanız konuşun. Şunu diyorlar. Biz kazanacağız. Biz hazırız. Biz savaşacağız. Yani inanılmaz bir şey. Ben çok şaşırdım. Hepsi şunu diyor. Bu Rusya'nın değil Putin'in suçu. Evet. Savaş kötü. Evet. Bu çok terrible yani karma karışık bir şey. Fakat biz savaşacağız ve biz kazanacağız diyorlar. İnanılmaz bir inanç var. İnanılmaz bir inanç. Zelenski'nin paylaşımları falan halkı böyle heyecanlandırıyor mu? Onun hakkında konuşuyorlar mı? Ya aslında şöyle hani bir lider yok onu söyleyeyim. Yani liderimiz var. Liderim
Ses gitti Samet bu arada. Acaba manuel mi gitti yoksa hatla ilgili mi gitti? Şu an görüntü de dondu. Evet, Samet'le canlı yayınımız sürüyor. Bu arada görüntü bağlanana kadar. CNN Türk savaş muhabiri şu anda Samet orada bulunuyor. Kiev'delerdi dün. Dün akşam, hatta bu akşam Lviv'e geçtiler. CNN'de de izlediyseniz haberlerde Kiev'den Lviv'e giderken sık sık ana habere de bağlandılar. Sevgili Samet, ben daha özel sorular sormayı düşünüyorum. Eğer merak edenler varsa da benim gibi oradaki Samet'in psikolojisini ya da orada anlık ne yaşanıyor, siz de yazıp aşağıya yazıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben Samet'e tekrar bağlanmayı deniyorum. Şuradan Samet'i tekrar bulayım. Samet'i davet edeyim. Evet, kabus gibi bir durumun içindeyiz. Rüya gibi, kabus gibi, film sahnesi gibi. Hatta film sahnesi bile daha masum kalıyor ya izlediklerimize. Samet'in yaşadıklarını yani anlatıyor bizlere. Ve Samet orada ateş hattının içinde kalan bir muhabir. Bir de NTV muhabirlerinden Çetin Bey vardı sanırım. O da öyle bir ateş hattında kaldı. Hatta arabalarından kurşun geçti ama Sametlerin tekerleri paramparça olmuştu. Şaşkınlıkla izledik. Şaşkınız yani. Ama Samet orada ne düşünüyor? Ama çok ya gurur verici bir şey. Dediği gibi bir tarihe tanıklık ediyor Samet o anda. Yani orada bulunmak herkese nasip olmaz. Eğer ben de bir televizyon kanalında bir muhabir olarak çalışan bir insan olsaydım kesinlikle Samet gibi gitmek isterdim. Bu arada Samet Güner katılamıyor diye bir şey geldi. Samet'cim el sallamışsın. Samet daha sen de davet gönderebilir misin Samet? Şuraya da yazayım sesim gitmiyorsa. Sesim gelmiyorsa ya da belki ya işin gereği yayına mı katılman gerekti onu da bilemiyorum. Eğer böyle bir durum varsa da yayını da birazdan sonlandırırız. Bir haber alırsak kendisinden. Evet, kurşunların arasında kaldı Samet. Yaklaşık 2 metre boyunda. Samet'le önceden biz arkadaşız. Tanışıyoruz, ondan bahsediyordu. Tam o sırada dondu kendisi. Yani uzun boylu birisi. Bu halimle dedi, arabanın şu kuytu yerine girdim dedi. Tekrar gönderiyorum Samet'ciğim. Davet gönderir misin yazmış Samet. Bir saniye. Samet gönderdim. Hoş geldin Samet tekrar. Seni gördüğümüze sevindik. Hoş bulduk. Kusura bakmayın biraz önce bağlanmaya çalışıyordum da önemli bir telefon geldiği için çok özür diliyorum böyle. Samet istediğin tabii zaman sonlandırabiliriz abi. Sen şeydesin, hem işinin başındasın hem evet. Sıkıntılı bir yerdesin. Şu an için, istediğin zaman kapatabiliriz. Şu an için müsaitim. Yayın için haber bekliyoruz. Tabii CNN Türk'ten Halil Kahraman. Şimdi Emre abi izninle seni de göstereceğim. O geceyi beraber Emre Bey merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler sizlere. Başarılar dilerim. Sizinle gurur duyuyoruz. Saygılar. Caner Emre Kınacı da şimdi hazırlıklarını yapıyor. Çünkü buradayken çok uzak kalıyorsunuz. Teknik ihtiyaçlardan da uzak kalıyorsunuz. Sonuçta bir savaş ortamındasınız. Şu an yine daha hayatın bir nebze normal olduğu noktaya Lviv'e geldik. Kiev gerçekten çok zor. A'dan Z'ye savaşın her şeyle hissedildiği bir başkent. Kiev'de bütün ulusal kanallar arkasına bir meydan alıp sen de orada canlı yayına çıktın defalarca. O arkanıza meydan aldığınız yer neresi abi? Yani her yer herkes bütün ulusal kanallar oradan bir görüntü verdiler uzunca bir süre. Sen de verdin. Orası neresi? Freedoms. Aslında orası Özgürlük Meydanı, Bağımsızlık Meydanı. Kiev'in en önemli yeri malum adından da anlaşılacağı yani üzere. Yani bütün basın mensupları orada mı duruyordu? Ya hepiniz aynı bir yerde miydiniz? Türk basın mensupları %99'u aynı otelde kalıyorduk. Çünkü bu önemli böyle noktalarda. Basın genelde her zaman bir otelde kalır.
mümkün olduğunca. Çünkü hı-hı, bu güvenliği de arttırır. Onu tabii söyleyeyim özellikle. Çünkü orayı bilirler. Taraflar bilir. Ha işte Samet, bilir. Rusya bilmiyor mu abi sizin kaldığınız yeri mesela? Onu çok merak ediyorum. Yani böyle bir bilgi akışı var değil mi o tarafla da? Tabii. Yani biz ülkeye giriş yaparken, savaş olan ülkeye, Dışişleri Bakanlığı ve konsolosluklara zaten ya bilahare haber veriyoruz ya da bizim yetkililerimiz tarafından haber veriliyor. İletişim hı-hı sağlanıyor. Diğer türlü giriş sıkıntılı olur. Münferit girişler çok sağlıklı değil zaten. Yani hemen hemen hepiniz aynı bölgede kalıyorsunuz. O tarafta evet, ben bunu merak ediyordum çünkü. Ya diyordum şimdi o kadar basın mensubu var. İnsan bir yani onların da herhalde kaldıkları yeri biliyorlardır. Onlara da saldırmazlar diye düşünüyorum ama saldırmazlar tabii. Saldırmazlar diye düşünüyoruz ama daha öncesinde biliyorsunuz basın mensuplarının kaldığı otellere çok fazla saldırı düzenlendi. Sınırda dahi kalınan otele saldırı düzenlendi. O yüzden riskli, yani risksiz diye bir şey yok. Akreditasyon alırken ülkeden notlarda şu yazıyor: can sağlığınızdan, başınıza gelebilecek olumsuzluklardan kesinlikle ülke sorumlu değildir. Ülke yöneticileri, yetkilileri sorumlu değildir. Direkt bunu yazıyorlar. Kim yazıyor bunları? Yani bizim ya şey ya onların ülkesi mi? Onları ya biz Ukrayna'ya girdik. Ukrayna'dan hı-hı akreditasyon alıyorsunuz. Hem Cumhurbaşkanı'nın hı-hı açıklamalarını yapmak hem de çekim yapmak için ve oraya dipnot düşüyorlar. Savaş halindeyiz. Savaş hı-hı halinde hayat garantisi veremeyiz diyorlar. Çok net. Yani doğal. Ama işte basının bir daha şeyi olmalı ama onda yapacak bir şey yok yani sonuçta bir savaş anı. Savaşta da neyin ne olacağı hiç belli olmuyor maalesef Samet. Kesinlikle. Samet, gıda ihtiyacınızı falan nasıl karşılıyorsunuz siz? Yani sizin bir basın mensupları olarak gıdanız belli mi? Size tedarik ediliyor mu? Yoksa sıkıntı çekiyor musunuz? Şöyle, savaşın yoğun olduğu belli bölgeler var Ukrayna'da. Onu söyleyeyim. Hı-hı. Kiev çevresi, Mariupol gibi noktalarda. Sumi gibi an itibariyle o noktalarda. Orada gıda yok desem yeridir. Yani şu an Lviv'deyiz. Lviv rahat, çok daha rahat ama normalde açık olan restoranların %50'si kapalı Lviv'de dahi. Kiev'de restoranlar açık değil, kafeler açık değil. Sadece geçenlerde sokakta röportaj yaparken bir çift gördük. Dediler ki kafeye gidiyoruz. Dedik nasıl? Böyle kafelerden... Biz de gidelim neredeyse. Evet. Ya biz gittik ve haber de yaptık onu. Çünkü savaşın ortasında bir kafe sahibi diyor ki ben 3-4 saat kafemi açıyorum. İnsanlar az da olsa kendini normal hissetsin diye. Gittik, psikolojik onlarla olarak sohbet ya ettik. Bakar mısın? Onlarla kahve içtik. Yani gıda Kiev'de yok denecek kadar az. Bunu söyleyeyim, marketlerde açılıyorlar marketler 3-4 saat. Ama ihtiyaçlarınızın onda birini bulabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim, fiyatlar tabii ki ister istemez artıyor. Benzin yok. Benzin, yani biz aracımızla Romanya'dan girerken 30 litre benzin aldık araca. Her yerde fulledik. Çünkü Kiev'de yok. Lviv'de nispeten daha iyi ama atıyorum ben fulleyeceğim dediğinizde vermiyorlar. 20 litreydi değil mi bugün abi? 20 litre veriyorlar. Kiev, Lviv arası kaç kilometre? Bayağı da yok mu ya orası? Efendim? Kiev ve Lviv arası kaç kilometre? Bayağı da mesafe var sanırım yani. 550-600 kilometre. Hemen bayağı mesafe var. Gene ama bir depoyla da gidebilirsin ama sonuçta ne olur ne olmaz yani. Başka yere geçme durumun olabilir. Başka bir şey olabilir. Ne başka olur, yere yönlendirebilirler. Şöyle söyleyeyim. Biz Lviv'den Kiev'e giderken kurşunlandık. Geceyi arabada geçirdik. Yarım depo benzin yedik. Yani orada bize yine yardımcı olmasalar benzinsiz kalacaktık. Ya da diğer türlü söyleyeyim, dün Kiev'den Lviv'e gelirken artık yoldan geçemezsiniz dediler. Yolun yarısında bizi durdurdular. Arabada yatsaydık yine benzinsiz kalacaktık ama dün akşam bizi askerler şeyde ağırladı, hastanede. Bir devlet hastanesinde ağırladılar bizi. Böyle 1970'lerden kalmış bir devlet hastanesi düşünün. Ne kadar her iyi. Şey çok eski. Hemşireler bize feragat ettiler böyle. Hasta yataklarında yattık. Dün akşam değişik bir tecrübeydi. İşte savaş ortamını orada hissediyorsunuz. Ya da otelinizde evet yatarken, ki oteller de asgari düzeydeydi Kiev'de. Bomba seslerini duyarak, silen sesleriyle irkilerek hissediyorsunuz. Yani Samet çok çok değişik bir durumdasın. Çok zorlu bir süreçtesin ama o kadar şanslısın ki ya bir taraftan. Yemin ederim.
Yani böyle bir ana tanık olman, şu süreci orada geçiriyor olman, yani eminim birçok kişi senin yerinde olmak istiyordur yani. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani gurur duyuyor herkes sizinle. Bir de sen hemen programın başında şeyden bahsediyordun. Biz daha önce seninle tanışıyoruz tabii ki. Evet. Önceden bir arkadaşlığımız da var. Senin ta o zamanlardan beri ne kadar başarılı bir insan olduğunu ben sana o zamanlardan da söylüyordum hatırlarsan. Birçok yerde de çalıştım, birçok farklı işler de yaptım ve en son bu işinde gerçekten seni tebrik ederim ve başarılarının devamını dilerim Sametciğim. Bir şey daha merak ediyorum. Romanya sınırındaydın, haberlerde izlemiştin. Bu arada tekrar yineliyorum. Eğer herhangi bir acil durumda direkt kapatabilirsin abi. Sadece bitirebiliriz. Üç dakika sonra izninizi tamam, rica edeceğim. 3 dakika. Özledim. Peki o zaman bu 3 dakikaya ben değerlendirmeye çalışalım. Romanya sınırındaydın ya hani. Romanya sınırından daha sonra içeri geçtiniz. O günden, o günden bugüne kadar kaç adet kahve içtiğini ben merak ediyorum. Ya içebildin. Şöyle bir tane kahve olarak yani bir tane kahve içmişim. Sadece bir o tane. Kiev'deki çiftimizi kafeye götürdüğü yerde. Başka kahve içemedim. Hatta 2 gün önce kahve buldum aldım. Granür kahve. Henüz içemedik değil mi abi onu? Açamadık evet. Samet yani, şey yapmadınız mı? Arabanın bagajına böyle bir şeyler stoklamadınız mı buradan giderken? Stokladık ama sıcak su onlardan birisi değil. Ya, sıcak su yani, bulmak gerekiyor. Asıl o problem o zaman. Yani Emre abi burada söyle birazdan hani kapatmamız da gerekecek malum yayın için. Emre abi de onu söyle, 2 stepnemiz var. Yani bizim 3 lastiğimiz patlayınca o ateş açılmadan sonra 2 stepnemiz var. Kahveyi inanın düşünmüyorsunuz abi. Yani şöyle bir durayım bir nefes alayım düşünmüyorsunuz. Yani kafanızı nereye çevirsiniz? Ya şu an Lviv'deyiz. Burası savaşın en az olduğu yer. Valizlerle insanlar giderken yüzüne baktığınızda zaten anlıyorsunuz. Çünkü geride nelerini bırakmış gidiyor. Evet, belki evet. Allah korusun ailesini bırakanlar var. Bize ya Samet her gün kahroluyoruz ya. Her gün izlerken. Samet o lastikler patladı ya sizin. Birisi size sen canlı yayındayken lastik getirdi. 3 tane arabanın bagajında. Ben sonrasını izleyemedim. O lastikleri kullanabildiniz mi? En çok onu merak ediyorum ya. Kullandık. O lastikleri de sağ olsun benzin istasyonunda çalışan Vasilis jant uymadı getirdi. Herhalde. Jant uymadı sanırım o sırada. Değil mi? Jant mı uymadı demiştim. Uydu mu? Hiçbir şey o akşam uymamıştı ama Vasilis'in getirdiği her şey uydu. Bir de Büyükelçilik bize 2 tane 0 gönderdi. Hani o lastiklerle hayata tutunduk diyebiliriz. Abi çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben çok teşekkür ederim Samet. Başarılar dilerim. Çok sağ ol. Dualarım seninle. Çok kalbimiz seninle. Seninle gurur duyuyorum tekrar. Buradan Mecnun bir ihtiyacımız ne arada, varsa ne yapabiliyorsam yaz bana gönder yani. Çok sağ olun. Her şeyi yaparım. Vallahi konuşmak çok iyi geldi. Bir de böyle alttan takip edenleri, yazanları görüyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Böyle arkadaşlarımı da görüyorum orada. Gerçekten kısa bir süre oldu ama özlemişiz hem ailemizi hem arkadaşlarımızı. Emre abiyle de sizi tekrar Emre abi saygılar. Başlıyorum. Saygılar kolay gelsin abi. Dualarımız sizinle. 24 Samet Kocaman geldik. Öpüyorum seni. Devam. Çok teşekkürler. İnşallah savaş son biter. İnsanlar çok acı çekiyor. Abi harika abi, gidiyorsunuz. Görüşmek üzere. Umarız da savaş biter. Hoşça kal kardeşim. Çok sağ olun. İnşallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Evet sevgili Samet bizi kırmadı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten gurur verici bir meslek icra ediyor şu anda. Orada kendisi. Birazdan da sanırım CNN Türk'ten de canlı yayına bağlanacak. Buradan geçip hemen Samet'i televizyondan izlemeye devam edelim diyorum. Arkadaşlar yani merak ettikleriniz var mı diye sormuştum. Bana özelden bazı arkadaşlarımız şunları sorabilir misin yazmıştı ama tabii biz Samet'in kısıtlı süresi vardı. Hızlı hızlı ben aklımdakileri artık daha özel soruları sormaya çalıştım. Zaten diğerlerini CNN Türk ekranlarından da izliyoruz. Oradaki yani gelişmeleri. Canlı yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi de biraz Samet'le beraber o tarafa götürmüşüzdür diyorum. Bir sonraki canlı yayınlarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.